Selamun aleyküm Allah'ın güzel kulları. Nereden biliyor musunuz? Cidde'den. Cidde'de bu güzel insanlarla birlikte gezmeye devam ediyoruz. Bugün Umre'ye niyetlenmek için Cidde'ye geldik hayırlısıyla. Önce Cidde'de neler var neler yok onlara bakalım dedik. Havva annemizi ziyaret ettik Kısas Mescidini. Ve bugün de burada değişik bir figür. Birçok insanımızın bilmediği bir noktada Arabistanlı bir pilotun Arabistan Yarımadası'nda ne kadar cami varsa, ev varsa duvarına böyle figürlerini inşa ettiği yer. Bu vatandaşa buranın Kültür Bakanlığı gelmiş demiş ki burayı bize teslim et, bize ver. İşte burayı müze olarak kullanalım. Vatandaş kabul etmemiş. Bizim gibi gelen insanlar buralara geliyor. Bu güzellikleri burada temaşa ediyor. Evet, Kabe'nin figürünü yapmış, bak buraya duvarı koymuş. İçeride zaten mühürde var. Mescid-i Nebevi hakeza koymuş. Mescid-i Aksa'yı koymuş. Yani üç mescidi. Burada şu da işaret ediliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yeryüzünde ziyaret için gidilebilecek üç mescit var. Biri Kabe'dir, biri Mescid-i Nebevi'dir, diğeri de Mescid-i Aksa'dır. Peygamberimiz ne diyor? Benim mescidimde kılınan bir namaz bin namazdır. Kabe'de kılınan 100.000 namazdır. Mescid-i Aksa'da kılınan da 500 namazdır dediği yerdir burası. Yani şey ziyaret bakımından bu figürleri yapmış. Bak ne kadar değişik değişik şekiller. İnsanın gözüne hoş geliyor. İnsanın dikkatini çekiyor. İçeride olsun. İçeride girin girin. Aynen. Açtı. İnşallah. Evet. Ablam gitti Kudüs'ün tadını aldı. Evet korkma korkma. Yani taştan bile korkuyorsun yılan diyerekten. Ya o figürü de yapmıştı. Belki de Hazreti Ebubekir Efendimiz'in ayağını sokan yılanı tespit etti orada. Bilmiyoruz. Ondaki niyetini bilmiyoruz. Hani o hasretini çekiyorum dediydi ya o Sevir mağarasında. Belki de odur o niyetle. Hakeza. Aynen. Alevera dediğimiz. Evet burada da Kabe var. Değişik değişik şekiller. Kapıda zaten bu pilot kendinin bindiği uçağı tasvir eder bir vaziyette onu koymuş oraya da. Hakeza böyle. Yine burada görüyorsunuz. Dediğim ya Arabistan'da ne kadar cami varsa adam buraya tasvir etmiş maşallah her birini. İçeride 3 tane işçisi var bunun. Geçen yıllarda geldiğimizde kendisiyle görüşüp bir muhabbet etmiştik. Yok. Ücret almıyor. İşte Kültür Bakanlığı burayı kendisini istemiş. O kabul etmemiş. Gelen misafirler ziyaret etsin diye. Kapıda kelime-i tevhidin şeyleri yazılı. Şunlara bak mesela. Bismillah yazılı. Güzel bir şekil yapmış. Nasıl Fatma teyze? Çok güzel. Değil mi? Ya, evet. Ya. Evet Tuğra da var. Aynen. Besmele yazılıyor orada. Evet burada yine tesbih, mesbih, devesi, lambası. Çekicim bir resim çekinemeyim burada. Evet. Havuz var. Nerede bizim abla? Gülbahar abla. Hava güneşli buyur. Hadi buyur havuz diyordum hadi. Kız onu hocalar için diyorlar. Evet arabalar burada. Osmanlı tren istasyonu bu. Medine-i Münevvere'deki. Değil mi ana? Selamünaleyküm. Anamı bulmuşsun yine. Ha? Pizza kulesini bile yaptık. Aynen aynen pizza kulesi bile var. Yani diyorsun ya Arabistan'daki ne kadar cami varsa, ev figürü varsa duvarına işlemiş. Evet değişik figürler, değişik şekiller. Şeylere hani maketlerin üzerine falan dokunmayın da kırılır bir noktası olmasın amanısa. Zayiat vermeyelim. Belli bir emek karşılığında yapılmış. Allah razı olsun. Bize de size de müsaade ediyor. Selamünaleyküm. Maşallah. Evet. Bu genelde Fas'ta olan şeylerdir. İşlemelerdir. Fas'ta falan bu dabanda olması. Orada görmüştük bunu. Ama vatandaş kendi bahçesine rengarenk böyle yapmış bu fayans kırıntılarıyla birlikte. Burada bir oturma odası var. Geldi mi hocam buraya daha önceden? Ha, ilk defa görüyorsun.
Başka kimse gelmez bundan. Aynen. Selamünaleyküm. Nasıl Refi abla? Beğendiniz mi? Ha? Çok emek yapacağım. Emek tabii. Hep bir emek karşılığı. Ufak bir şekli yapayım deseniz bile yapalım. Bir minare yapalım deseniz bile ne kadar zaman geç. İşte Mescid-i Nebevi'yi andırır bir nokta. Bahçesini onu. Yani onlara bakınca Resulullah'ı hatırlama noktasında işte Mescid-i Nebevi. Havuza bakınca havuzda yüzmeye bakar. Evet. Ben bir iki fotoğraf alayım. Zafer burada mısın bilmiyorum. Bilge teyzem burada. Nasılsın Bilge teyze? Allah'ım kabul etsin. Aynen. Allah'ım hayırlı ömür versin. Rabbim durmuş ağabeyime rahmet eylesin inşallah. Mekanını cennet eylesin. Amin inşallah. Bütün ölmüşlerimize Rabbim rahmet eylesin inşallah. Nasıl genel durum? Gezimiz? He? Maşallah maşallah. Allah razı olsun. Allah'ım kabul etsin bakalım inşallah. Hadi bakayım. Sami abla. Nasıl burayı beğendin mi? Nesini beğeneceksin de işte iki şey dev betondan şey yapmışlar falan. Araba da var uçak. Her şey. Yapılan hiçbir şey boşa olan bir şey değil. Fotoğrafını çekmiş. Nasıl bir şeydir diyerekten bizzat buraya uygulamış bu. He? Evet. Selamünaleyküm. Keyfel hal. Evet şey de bu. Buranın sahibi bu. Allah hayırlı ömür versin. Allah sizi cennetine nasip eylesin. Hayırlı ömür versin Allah size. Sağlık sıhhat versin inşallah. Allah ömrünüzü bereketlesin. Allah'ım inşallah cennette de güzellikleri nasip eylesin inşallah. Tamam. Selametle inşallah. Eyvallah. Evet. Şeyle de olsa hanesini açtığı için Allah razı olsun. Dua ediverin abime inşallah. Aynen. Bu sizin gibi gelen insanları görünce burada mutlu oluyor neticede. Ha. Yani. Aynen. Yani yaşı kaç biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Nereden bileceğiz? Bundan mı doğdunuz? 94 yaşındaymış. Ha tabii şahsına ait. Burayı buranın Kültür Bakanlığı istemiş. Vermedi. Şu anda o. Evet geçebiliriz. Eğer sadaka tarzı, bağış tarzı bir şeyler verecek olursanız da bırakın şeye. Kardeşlerimiz burada çalışıyorlar. Onlara da bir şeyler atabilirsiniz inşallah. O istemiyor ama neticede verirseniz de iyi olur. Evet, eski arabaların figürleri böyle. İnsanda bir zevktir, ayrı bir şey işte. Evlerin yapılması, ayrı bir şekil verilmesi, minarelerin olması, her bir minare ayrı. Bu minareler bugün her tarafta var. Mesela bizi andıran şu minareyi hemen hatırlarsınız mesela. O haliyle mescidi, Allah-u Ekber, Amberiye Mescidindeki mescid olarak. Dün burada çok yağmur yağdı. Ya Rabbi. Şurada dışarıda kutu var. Dışarıda. Evet. İşiniz gücünüz iyi olsun, ömrünüz bereketli olsun. Selamünaleyküm Allah'ın güzel kulları. Cidde'den selam olsun sizlere. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bir gün inşallah sizlerle de geliriz buralara. Üzeyir selamlar kardeş. Derya Ünal. Allah sizden razı olsun. Rızası iki güzellik. İnşallah, inşallah Sevda ablam. Selamlar inşallah. Allah kolaylık versin.